Merhaba Boğa burçları, Evrenin Enerji Otelisine hoş geldiniz. Bakalım Boğa burçlarının anın enerjisinde şu an düşüncelerinizde neler? Neler tıkıyor? Hangi düşüncelerle savaşıyorsunuz? Kartlar bize bununla ilgili rehberlik etmesini niyet ediyorum. Ya da yol göstermesini ya da buradaki akış nereye gider düşünceleriniz, ne olur, hangi sorunu yaşıyorsunuz? Bakalım kartlar kolektif enerjide bize neler anlatacak? Tek yapmanız niyet etmek. Ve bu videoya ne zaman denk geldiyseniz, dediğim gibi sadece niyet ve anın enerjisine aslında odaklanmanız gerekiyor. Sevgili Boğa burçları. Tüm açılımlarımda söyledim, size de söyleyeyim. Yakında paylaştığım çakra meditasyon çalışması var. Uygulamanızı tavsiye ederim. Çünkü ana merkez çakralarımız. Hayat akışımızda yaşanan aslında problemlerle ilgili dengeleri doğru çalışmamak ve farklı bize sorunlar yaşatmaya başlıyor. Nedir kök çakra? Güven duygusu, para. Eğer burayla ilgili bir sorun yaşıyorsak çakramızla ilgili aslında doğru enerji akışı olmadığını gösteriyor. Ya da nedir? Kalp çakramızda duygusuz, sevgisizlik, aldatılma, değer görmeme gibi duygular yaşıyorsak burayı şifalandırmamız gerekiyor artık. Yoksa hep aynı döngünün içinde olacağız. Sonrasında ne olacak? Boğaz çakramızı gidecek ve kendimizi doğru ifade edememe, alamama duygusuna girmeye başlayacağız. Çok kısa, rehberli bir çalışma tavsiye ederim. Yaparsanız kendinizi iyi hissetmeye başlayacaksınız ve unutmayın ki dönemsel olarak hissettiğinizde bu çalışmaları yapın, bir kerelik değil. Çünkü hayat akışımızda aslında olması gereken teknikler. Şimdi Boğa burçları şu anın düşüncesinde yaşadığınız aslında nedir? Yalnız hissediyorsunuz. Üzgün hissediyorsunuz. Belki bağımlı olduğunuz, kopamadığınız bir enerji olabilir kendi adınızda. Belki bir başlangıç yapma isteğiniz vardı. Nedir bu? Tamamlanma, aile olmak, yuva kurmak ya da ilişkiyi farklı bir boyuta taşımak. Ya da buradaki ilişki değilse farklı yani nedir? İş olabilir. Sizin şu an tıkayan neyse, bu bir kolektif açılım. Herkes buradaki ne derler, hikayesine göre lütfen alsın. Çünkü burada bir hayal kırıklığı var. Bir üzüntü, bir yalnızlık. Beklediğiniz bir şeylerin tam tersi, böyle şaşırdığınız ve üzüldüğünüz bir nokta. Ve siz buraya sanki hep böyle bir bağımlı enerjiniz varmış. Ama dediğim gibi sıfırlanmak istediğiniz aslında bir enerjiymiş. Nedir? Tamamlanmak. Dediğim gibi ilişki ise aile kurmak. Ya da işse sıfırdan bir işe girip ya da beklediğiniz bir haber vardır. Ya da işte bir telfi olayı vardır. Burada mutlu olup ailenizde yansıtacağınız bir enerji de olabilir. Böyle düşünün. Beklediğiniz bir iletişim. Haber varmış aslında burayla ilgili. Aslında maalesef ki burada üçüncü kişilerin aslında enerjileri çıkıyor. Ya da karşı tarafın belki bir oyunuyla yüzleşmiş olabilirsiniz. İkiyüzlülük yapmış olabilir. İstediğinizi, vereceğinizi düşündüğünüz şeyi aslında burada alamama bir enerjisi var. Bu nedir burada aslında?
çatışmaya girmek istemişsinizdir. Kavga etmek istemişsinizdir. İçinizde ne varsa aslında burada dökme isteği oluşmuş. Çünkü o kadar fazla arafta ve ikilemde kalmışsınız ki sizin düşündüğünüz, hayal ettiğinizin bambaşka bir olayla karşılaşmışsınız. Nedir? Çok sabrettiğiniz bir şeydir bu. Ya tamam artık oldu, oluyor. Hani biz bu artık noktadayım ya da burayı artık benim istediğim gibi ilerleyecek dediğiniz anda aslında hayalleriniz yıkılmış. O beklentilerinizi alamamışsınız burada. Ve aslında daha çok kolektif enerjide biraz daha böyle kalp enerjisini de anlatıyor burada aslında. Dediğim gibi diğer taraftan ise nedir? Beklediğiniz veya anlaşabileceğiniz bir iştir ve orada bir hayal kırıklığına uğramış da olabilirsiniz. Buraya artık bırakma enerjisi, yani burası biten bir enerji olmuş. Hayal kırıklığı ile ilgili beklentileriniz dediğim gibi karşılanmamış ama gerçekten de hani çok savaşmışsınız. Hem emek hem savaş verilen bir durum varmış aslında burayla ilgili. Ve artık öyle bir sistem oluşmuş ki yani gitmek durumunda kalmışsınız. Ha, belki açık bir nokta bile olsa enerjinize baktığımda hani o şansı bile aslında hani biraz daha deneyebilir miyim acaba mı dediğiniz nokta bile oluşmuş. Çünkü öyle bir bağımlılık kartıyla açtım buraya böyle vazgeçememe. Ama öyle ki artık tamamen bitiş enerjisi veriyor. Ama şöyle bir şey var. Evet siz bunu yaşıyorsunuz şu an. Ama her bitişin ne diyoruz? Yeni bir döngü. Sizin için aslında buranın bitmesi gereken bir, hatta zamanı bile geçmiş diyeyim. Belki siz bunu hissettiniz, fark ettiniz. Siz durdunuz belki burada. Yani birçok şeyi farkında da olabilirsiniz. Ama artık evren, sistem artık burayı size bıraktırmış. Çünkü sonrasında hayatınızda gerçekten mutlu olacağınız güneş kartı çıktı. Bakın. Yani bura belki sizin için tecrübe edilmiş olabilir. Belki yaşadınız, zorlandınız bırakmakla. Evet bazen zorlaşabiliyor. Mantığınız bilse bile ama o enerjiye giremiyor biliyor. Hani giremiyorsunuzdur. Dediğim gibi sistem artık diyor ki hayır senin için burası değil. Çünkü sen mutlu olmaya hak ediyorsun. Sıfırlanmaya, şifalanmaya, gülmeye, güçlenmeye, keyif, neşeli olmayı hak eden bir enerjim var. Daha çocuksu bir enerjim var. Hani bunu aslında çıkarman gerekiyor. Daha şımartılmaya, daha ne bileyim dediğim gibi çocuk ruhlu olmaya. Hani burada çok böyle kendinizi yıpratmış bir enerji var. Ama sizin adınıza seviniyorum. Artık hani böyle güneşli günler, mutlu günler, daha değerinizi bileceğiniz bir enerji olacak. Çünkü hayatınızda artık paylaşma, yani nedir bu parasal anlamda da artık böyle dengeyi bulacağınız, belki burada tıkayan bu enerjinin yüzünüzden hayatınızda da aslında belki bir şeylere hakim olamadınız ya da kontrolünüzün altında değildi. Şimdi artık daha birçok şeyin kontrol altında olacağınız bir enerji. Bununla beraber hayatınızı böyle şansın, bereketin, bolluğun, böyle güzelliğin geleceği bir süreç sizi bekliyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar başka bir videoda görüşmek üzere. Merhaba Başak Burçları Evren'in Enerji Atölyesi'ne hoş geldiniz. Sevgili Başak Burçları, şu an düşünce alanınızda neler oluyor? Ne yaşıyorsunuz? Bakalım kartlar bize rehberlik etsin. Yol göstersin. Çözümler var mı? Ne olacak? Ve bu videoyu ne zaman denk geldiyseniz sadece niyet edip anın enerjisine uyumlanmanız yeterli sevgili Başak Burçları. Tüm burçları söylediğim gibi size de söylemek istiyorum sevgili Başak Burçları. Çakra meditasyon çalışmasını paylaştım. Lütfen hayatınızda uygulamayı deneyin. Belki 6-7 dakikalık bir çalışma bu.
enerji çakralarımızı hem dengelemiş olacağız. Hem belki hayatımızda bir ileri bir geri gidiyorsak, zıplama yaşayamıyorsak, negatif enerjilerimiz varsa aslında nedir? Bu ana merkezlerimizi bizim dengelememiz gerekiyor. Çünkü sonrasında ilk başta ruhsal, sonra fiziksel rahatsızlıklara dönüşmüş oluyor. Dediğim gibi kök çakranızla ilgili bir sorun yaşıyorsanız, güvensizlik, korku, parasal anlamda sıkıntılar. Çünkü burası tıkandığı anda hayatımızda etkileyen her şey akışı durmaya başlıyor. Düzensiz olmaya başlıyor. Ve sonrasında diğer çakralarımıza ilerlemeye başlıyor. Eğer uygularsanız enerjiyi, hayatınızı daha özgür, daha böyle dingin, daha enerji olmayı hissetmeye başlayacaksınız ki unutmayın, düzenli yapmak gerekiyor bu çalışmaları ve aradaki farkı görmeye başlayacaksınız sevgili Başak burçları. Açtım kartlarımızı, bakalım Başak burcunda neler oluyor. Başak burcu şöyle, ilk başta açtığımda kurduğunuz birçok nedir düşünceler, bunlar ne olabilir, hayalleriniz, eyleme geçirmek istedikleriniz, ister olarak kendinizde hep böyle düşündüğünüz, uygulamak istediğiniz eylemler ya da olaylar, düşünceleriniz olabilir. Ama şu an baktığım zaman kendinizde böyle savaşır, üzgün, yalnız hissettiğiniz bir süreç. Ama zihninizde sürekli böyle kuruntu, kuşku ve bir şeylerle ilgili böyle savaşıyor gibisiniz. Aslında içinizdeki ses, yani bu arada 6. hisleriniz de kuvvetli. Bir şeyleri aslında bırakma, yenilenme, gidiş enerjisini hissediyorsunuz. Yani diyorsun ki aslında yaşadığım burada neyse canlanamamış. Yani bir hayal kırıklığı oluşmuş. E diyorsun ki yani arkanı dön ve dünyana git. Yani burada ne istiyorsan, yenilenmeyse, yeniden doğmaksa, yeni başlangıçsa artık yapma vakti dediğiniz bir enerji var. Evet, çünkü şu an belki hani kendinizi korumaya almış olabilirsiniz. Daha temkinli olabilirsiniz ama bir tarafınız aslında hani olurken de daha çocuksu bir enerjiniz, daha masum bir enerjiniz var sizin hani böyle aslında altta. Yani evet böyleyim ama bir heyecan da duyuyorsunuz burayla ilgili. Çünkü gerçekten hayatınızda şu an değişim enerjisi var. Sıfırlanma enerjisi var. Tüm kartlar çünkü baktığımda sürekli büyük kart ve değişim, sıfır, başlangıç, dönüşüm, yenilenme, bir sayfayı kapatmak, tamamen belki bilmediğiniz bir döngü yani. Çünkü diyorsun ki artık yani ben kendi sürecimde, ya şu an bırakıyorum evet, hiç mutlu olamadım ki. Yani nedir bu, insanlar samimi olamayabilir, hayal kırıklığını dediğim gibi uğratmıştır. Dediği bambaşka ama sonra bir bakıyorsunuz maskeler burada var, maskeler düşüyor. Yani dengeyi kuramamışsın. Belki çevre, iş, ilişki, yakın arkadaşın, her şey olabilir ya ama çünkü yeter artık dedin. Yani ben burada kendimi ne güvende, ne samimi, ne istediklerime ulaşamıyorum. Yani demek ki diyorsun benim artık burayı kapatıp yol almam gerekiyor ve yaparken de aslında hani evet bir ara üzgünüz ama hani bir böyle çocuksu bir enerji de var. Hani bu yeni bir başlangıçla ilgili büyük bir dönüşüm yaşayacaksınız. Köklü bir dönüşüm olacak sizin için. Belki nedir, evet geçmişi özleyeceksin. Giderken zorlanacaksın. Hani zorlanırken bu yolda belki nedir aksilikler olabilir, olasılıklar çıkabilir. Ama hiç pes etmiyorsunuz Başak Burcu.
o kadar yüreğinizden ve hani istediğiniz bir şey ki bu, hani bazı insanlarda zorunlu olur. Hani bir döngü bitti. Mecburiyetten ben artık değişmek durumundayım. Çünkü orada bir şey yok. Hayır, sen bunun farkındasın. Evet, üzülüyorsun. Ama yürekten de istiyorsunuz bunu. Hani size böyle çaresizlik olayı değil. Artık bir şeylerin farkına varmışsınız. Ve evet, sizin için bu yolculuğun sonunda çok mutlu olacaksınız. Sevgili Başak Burçları, bakın kupaların onlusu, tarotun mutluluk, aile kartı. Yani tamamlan, on ne demek? Tamamlanmak demek. Tamamlanıyorsunuz. Bakın Zen tarotundan da yeniden doğum, yenilenme, tamamlanma. Yani burada ne istiyorsanız şu an hayatında, eksiklik ne duyuyorsunuz? Paraysa parayla, aile ise aile, sağlıklı bir ilişki ise evet, istediğiniz bir şey neyse, ama oldurma enerjisi var. Çünkü öyle ki burada tek başına hani böyle yola çıkmışsın, arkanız bakın kapkaranlık ama önün aydınlık, gökkuşağının renkleri var. Yani zaten ilahi olan seni destekliyor, yolunu aydınlatıyor. Ve bakın kutlama kartı. Çünkü bununla nedir? Ailenle, sevdiklerinle, değer verdiklerine, seni önemseyen insanlarla artık bunu kutlayacaksınız. Bu yeni hayatınızda yaşadığınız bu güzel döngüyü sevgili Başak Burçları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar başka videoda görüşmek üzere. Merhaba sevgili Oğlak Burçları, Evrenin Enerji Atölyesi'ne hoş geldiniz. Anın enerjisi. Bu videoya ne zaman denk gelirseniz sadece niyet etmeniz yeterli. Şu an düşünceleriniz ilgili, yaşadığınız sınırlarınızı her ne zorluyorsa, bakalım kartlar burayla ilgili bize enerji akışını ne diyecek? Nasıl bir yol izleyeceğiz? Bize nasıl rehberlik edecek? Kartlardan bize göstermesine niyet ediyorum sevgili Oğlak Burçları. Şöyle açalım. Yakında paylaştığım çakra meditasyon çalışması var. Uygulamanızı tavsiye ediyorum. Belki beni dinleyenler birçoğunuz biliyordur. Çakra ana merkezlerimizin, enerji alanımızın dengelenmesi gerektiğini. Bunun da aslında birçok şeyde kanıtlanmış olduğu gibi. Bazı olaylar yaşıyoruz. Enerji kirliliği yaşıyoruz. Bunlar bizim enerjimizi kirletiyor ve sonrasında tıkanmaya başlıyor. Nedir? İkili ilişkilerde bir sorun yaşıyoruzdur. Kalp çakra enerjimiz değersizlik, sevgisizlik duygunu, yani sevgiyi kapatıyor. Orada bir enerji, negatif enerji oluşuyor. Bu sefer ne oluyor oraya dengelemediğimiz zaman? Akış oluşmuyor, mutlu olamıyoruz. Çünkü özgür olamıyor orası. Sonra boğaz çakramıza iletişim kuramamaya başlıyoruz. Ya da kök çakramızda nedir? Güvenmeme, korku, kuşku, parayla ilgili sorunlar hep kök çakrasıyla. Dengeli ve düzenli bu tip çalışmaları yaparsanız inanın faydasını görmüş olacaksınız. Belki hayatınızdaki birçok tıkanıklıklar da böylelikle şifalanmış olacak. Oğlak Burcu şu anın düşüncesinde size adalet sağlanmamış. Burada bir kolektif açılım. Bunu ikili ilişkiyi de alabilirsiniz. İşe de, aileye de. Herkesin hikayesi farklı. Söylediklerimi kendinize göre uyarlayın lütfen. Çünkü burada bir kalp kırıklığı var. Üçüncü kişilerden dolayı. Yaşadığınız bir üzüntü ve dediğim gibi adalet kartı çıktı. Aslında özgür olmak, hak ettiğini alma bir enerji beklediğiniz ve enerjideyken bambaşka farklı bir boyuta
taşınmış ya da gerçeklerle yüzleşilmiş. Kendinizi daha çok böyle yalnız hissettiğiniz ve gerçekten hani o kalbinizin böyle acıdığını hissettiğiniz bir süreç. Depresyona girmiş olabilirsiniz. Zihinsel olarak çok fazla böyle kendinizi yıprattığınız bir dönem olabilir. Belki sessizliğe gömülmüş olabilirsiniz. Duygularınızla oturuyorsunuz çünkü sessizlik enerjisi var burayla ilgili. Biten bir enerji de var. Bu biten enerjiden dolayı hayatınızda böyle hani verim alamama, enerjik olamama bir durum yaşıyorsunuz. Belki kendinizi de suçlayabiliyorsunuz burada. Çünkü hani diyorsun ki benim suçum mu? Aslında bizim bir şansım var mıydı burada? Ben mi sabırsız oldum ya da fazla eylemsel oldum? Bu şansı ben mi yok ettim? Hani bir de öyle bir döngünüz de oluşuyor. Kendinizi içsel olarak sorgulamak gibi. Evet ama şöyle bir şey var. Bak kartlar size diyor ki lütfen suçlama, sorguyu, geçmişi, her şeyi bırak. Sil, temizlen, suçlama artık kendini. Yani kendi değerini artık bir farkına var. Çünkü aslında şanslısın, güçlüsün, merkezini kendine al diyor. Çünkü sonrasında hayatında gerçekten iyi hissedeceğiniz, bambaşka bir böyle dönüşüm yaşayacaksınız. Büyük bir fırsat gelecek, büyük bir teklif gelecek ama bu hayatınızı köklü anlamda değiştirecek fırsatlarınız da olacak sizin bu arada. Yani çok güçleneceksiniz. Sağlam olacak bu. Böyle ne de belki parasal anlamda çok iyi bir teklif alacaksınız. Ya da sağlam bir teklif beklediğiniz sizi güçlendirecek büyük bir adım olabilir. Ama burayı artık belki sonlandırmanız gerekiyor. Bu enerjiden çıkmanız gerekiyor. Eğer olmazsa diyor ki yani eğer sen burada kalırsan hiçbir zaman tamamlanmayacağım veya o istediğin şeyi göremeyeceksin. Çünkü arka tarafta sürekli diyor kurnazlık var diyor. Hep farklı hani gösterilmeyen bir yüz var diyor. Ne yapacaksın diyor? Sürekli diyor kendini kontrol altında tutacaksın. Sürekli temkin olacaksın. Yani savaşacaksın diyor. Bu çok yorucu senin için. Yani burayla ilgili savaşmak seni yoracak. Eğer serbest bırakırsa akışın aslında o kadar güzel ki ve o kadar şanslı tekliflerin, sürecin, yenilenmen seni aslında yukarı çıkartacak. Yani yapman gereken artık bırakmak diyor. Yani hem zihninde hem ruhunda her ne yaşandıysa yaşandı. Evet, beklediğim farklı bir olaydı ama bambaşka bir şeyle karşılaşmışsınız burada. Zor ama biz bunun içine ne kadar çok durursak o kadar hayatımız korku, kuşku, sıkıntı ve savaş. Çünkü burası artık sizin için hani ne diyeyim verimli değil. Kendini suçlama çünkü seninle alakası yok. Yani bunu yapmasaydım veya şöyle olmasın demenize gerek yok. Sen ne yaparsan yap. Buranın aslında ne derler verim alamayacağınız. Yani temel sağlam değil. Burada temel sağlam değil. Eğer bir ilişkiyse şöyle düşünün. İlişkiler de şirket gibidir. Nedir? Temeli her şey sağlam olması gerekir ki yarın bir gün bir sorun veya bir şey yaşadığımızda yıkılmasın diye. Çünkü burada maalesef ki temel sağlam değil. Çünkü karşı taraf belki bambaşka enerjideydi. Siz bambaşka algıladınız. Bazen şöyle olur. Bir olay yaşanır.
Ama herkesin algısı farklıdır. Hepimiz oradayızdır. Bir film izleriz. Benim algım farklıdır oradan aldığım. Senin algın farklıdır. Yani belki siz burada görmek istediğinizi, uyumlanmak istediğinizi belki bu tabloda algıladınız ve aldınız aslında. Ama sonrası eğer buraya bıraktığınızda hayatınızda gerçekten hani yükseliş ve daha değerli, daha mutlu hak ettiğinizi ve fırsatlarınızın çok olacağı böyle güçleneceğiniz bir enerji var. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar başka bir videoda görüşmek üzere.